Sanatın İmzası'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta yine yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Evet. Cihan Gürel ve Merve Şişman olarak. Bu hafta yine çok özel bir konuğumuz var ve şu an karşımızda sevgili konuğumuz Kayhan Başoğlu. Programımızı şereflendirdiniz. Yoğun bakımda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Programımızın 42. konu olmaktan gurur duyuyorum. Mutluyum. Teşekkür ederim. Uzun süredir de bir araya gelmeye çalışıyoruz. Evet. Sizin yoğunluğunuz, benim de yoğunluğumdan dolayı bir denk getiremedik. Ama en sonunda yine bir araya geldiğimizden gerçekten samimi olarak söylüyorum, keyif aldım. Gerçekten. Sizin programımızda yer almaktan. Davetiniz için de burada yine tekrarlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. O kadar kıymetli konuklarımızın arasında beni de davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Yani biz de bu yorumlarınızı çok mutlu etti gerçekten. Sanata gönül veren herkes, yani ortak paydada buluştuğumuz, aynı yolda paylaştığımız insanları almak da çok keyifli bir şey bizim için. Sözü uzatmadan şöyle başlamak istiyorum. Lütfen. Evet. Almanya'da doğup büyüdüğünüz üç kardeşim ortancısı olarak. Tamamen Türkiye'den farklı bir yerden sanat yapma arzusuyla Türkiye'ye gelmek bunu ne tetikledi? Hangi de tetikledi? Çok güzel bir soru. Ben soruları sorarken kendim aslında o hayatın içindeymiş gibi soruyorum çünkü. Ya evet, ya biraz hani ben şöyle inanıyorum, sizin için de geçerli bu. Yani bu işin hangi branşında kim ne yapıyorsa, bir ışıkçı da olabilir, bir programcı da olabilir, bir kameraman da olabilir. Böyle Allah'ın bir lütfu gibi doğuştan böyle insanın ruhunda olan, sonradan kişiliği oturdukça, dünya görüşleri oluşturdukça, kendini tanıdıkça, iç dünyasını tanıdıkça, bu sanatı keşfedip, o içinde saklanan sanatı keşfedip bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu İç Anadolu'da bir köy evinde ineklerini besleyen genç çocuk için de geçerli. Bir batıda çalışan bir lise öğrencisi için de geçerli. Yaş ilerledikçe o oluşuyor. Yani şu anda sizler de bu projeyi YouTube'da büyük emeklerle yapıyorsanız, İşte içinizde bu hissiyatlar olduğu için ve süreç içinde çıktığı için bunu yapıyorsunuz. Valla biz de işte 7 yaşındayken rahmetli babamın Türkiye'ye dönme isteğiyle Türkiye'ye döndük. Mersin'in bir ilçesinde işte çocukluğumuz başladı. Ben de oradaki çocukluğum döneminde ilk önce karikatürü keşfettim. Miza dergileriyle, o zaman işte Leman yoktu. Limon, Gırgır. Limon sonra Leman oldu. Evet. Limon, Gırgır, Fırt gibi dergiler vardı. Biz onlarla büyüdük. O zaman hani tek bir televizyon yayını var. Karikatür çizmeye ilgim arttı ve çizdikçe o ufak karelere hayal ettiklerimi sırdıramamaya başladım. O dönemde Almanya'dan bizim getirdiğimiz bir beta video vardı. O zaman VHS ve beta kasetler vardı. Evet, bizimki betaydı ve o zaman video kiralama dükkanları da var, mağazaları. Parayla işte filmini kiralıyorsun. Ertesi gün getiriyorsun ya da iki gün sonra. Evet, sonra başka film de alıyorsun ve ben inanılmaz film izleyen genç bir çocuktum. Ama Almanya'da onun öncesi zaten annem o dönem Almanya'daki mahalledeki Türk kadınlarla birlikte Türk filmlerini izlerken ve hepsi ağlarken biz de o zaman çok küçük çocuk olarak bir koltuğun köşesinde onların izlediği filmlerle büyüdük. Onlar bir şeyler bilinçaltında oluşturdu ki sonrası için o küçük katımda karikatür çizerken ve orada halen devam ettim ve izlemeye bayıldım filmlerle o dürtüler artık çıktı ama ben adını koyamıyordum. Mesela benden bir yaş küçük kardeşim var, Okan. Ona derdim, işte arkadaşlarıma da derdim, böyle hani vampir filmlerine falan bayılırdım o zaman.
böyle ketçapla hani böyle ya böyle kan yapalım birbirimize. Hani bir şeyler yapalım ya da yapayım diye hayal kurardım ama hani o zaman ne internet var, ne bulunduğumuz yerde sinema var, hiçbir şey yok. Ve ben adını koyamıyorum, böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir şekilde üniversite sınavı için Antalya'ya gittiğim zaman sınavdan sonra sinemaya koştum ve yıllar sonra yani hayatımda ilk defa 18 yaşında bir sinema salonuyla tanıştım. Orada o filmi izledikten sonra o dönemde artık ondan sonrası da internetin artık yavaş yavaş öğrenmeye ve vakıf olmaya başladığım süreç içinde o sinema salonuna girip çıktıktan sonra da benim evet artık hani ben yönetmen olmak istiyorum duygusu artık tam netleşti ve aradığım şeyin karşılığının ne olduğunu kendi o küçük dünyamla öğrenmiş oldum. O şekilde bir başlangıç oldu. Bunun için sonra eylemler oldu. Bunu da anlatırsam şimdi çok uzun uzun sürecek. O yüzden çok hani detayına girmeden bu kadarını anlatayım. Başlangıcım öyle oldu. Sonra bunu başarmak için de eylemlerde bulundum. Yani sizin aslında biraz da doğuştan olmuş. İşte hani hep bazı meslekler gerçekten doğduğumuz anda bize işleniyor diyoruz ya, hani sanat da öyle, işte kiminin resme çok yeteneği var işte vesaire vesaire, bir sürü meslek dolu. Peki doğuştan mı sizce? Ben de öyle gibi ya. Yok, ben doğuştan içinde olduğunu düşünüyorum ama gerçekten içinde mücadele edip uğraşırsan hani doğuştan olduğunu inanıyorum. Ben de öyle olduğunu inanıyorum. Ben iyi bir öğrenci değildim zaten. Ben de öyleydim. Ben de maalesef. Sadece oyunculuktaydım mesela. Maalesef ben de. 2 yaşından beri falan öyleymiş. Ne kadar güzel. Taklit yapıyormuşum. Oradan belli oldu zaten. Biz de taklitler yapıyorduk kardeşimle birlikte. Yani o hissettiriliyor bir şekilde. Evet. Çok iyi resim yapardım. Yani resim öğretmenim inanılmaz destek çıkardı bana. Hani şey anlamında. Gizli bir Picasso'luk da vardı. Yok, o kadar değildim ama hani bir şekilde akan su, herkesin bir hani nehri var kendi dünyasında. Evet. O akan su bir şekilde bir yerlere ulaşıyor. Evet. Yolunu buluyor. Yani dilerim herkes gönlündeki gibi bu mesleği yapabilir. Bizim mesleğimiz de inanılmaz zor zaten sektör. Hani dedin ya, sanatla sonradan mı yoksa hani içinde var mı diye. Yani bizim meslek biraz şey, deli işi. Evet, sevgiden yani yapılacak bir şey. Sağlıklı bir insanın, sağlıklı bir sosyal hayatı yaşamak isteyen insanın yapabileceği bir iş değil. Zaten süreç içinde o sevgi, aşk bir kişinin içinde yoksa o süreç içinde zaten çekiliyor, pes ediyor, eleniyor. Ya da kendini eliyor. Ya çok zor ya. Yani çok içinde materyalist işi değil hocam. Değil, değil. Yani farklı. Çok zor. Yani mücadelesi çok büyük ayrı. Sektörün içinde de ayrı bir mücadele var. Evet. Bir rekabet. De yani rekabet var. Yapmak istediklerinin de peşinde giderken ayrı bir şey var. Yani bir sürü şey var içinde. Aslında. Evet, çok şey öğretiyor. Çok İnsanlar. Güzel dostluklar da kazanıyorsun. Çok kötü insanlar çok da kötü insan. Hayatın her köşesinde var zaten. Evet. Yani o kötü kavramı da hani herkes özünde iyi baktığın zaman hepimiz de çok doğarken masum ve tertemiz doğuyoruz ama süreçte işte yaşadığımız aileyle, yaşadığımız şartlarla hani karakterimiz, çevremizdeki daha sonra tanıştığımız insanlarla ilişkilerimiz hani değiştiriyor yani. Kimse çok özünde kötü değildir belki ama kötü insanlar da var Almanya'da maalesef. Almanya'da yaşamışsınız 7 yıl kadar. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Almanya Türkiye'ye kültür olarak neredeyse en uzak Avrupa ülkelerinden biri. Yani ben çünkü çevirmenlik mezunuyum. Az çok toplumları, kültürleri bildiğim için böyle bir şey söyledim ama yani mesela bir İspanyol, İspanya farklı, belki daha farklı, bize daha yakın olabilir. Ya tabii ki yakın değil ama şimdi
Almanya bayağı bir farklı. İnanılmaz disiplinli ülkesi, her şey bir kural içinde, duyguları çok olan bir toplum değil gibi gibi. Soğuk insanlar. Soğuk evet. insanlar. Çok disiplinli, insanlar. Alman disiplini denilen bir şey var. Alman usulü var bir de canım, cimrilik Alman usulü diyelim hesabı filan Allah. Mikrofona da çarptım. Alman usulü değil. Evet, Alman usulü ya ben, çok şey vardı ben, sizde tabii biz ki. Bütün, biz bütün kardeşiz, üç erkek kardeşiz. İnanılmaz zorlandık. Yani bizim artık ergenliğe ulaşmış abimiz var bizim. Biz üç erkeğiz. Ben ortancıyım. Araştırmalarınıza dayanarak. Sizin de bildiğiniz o gibi. O da en zorunlu benim... ortancı olmak. Evet. Sen küçüksün bir tarafa, sen büyüksün bir tarafa. Aynı ama şu ekmek alan kişi değildim. Hani derler evin küçüğünü ekmeği yollarlar. Ortancı iyidir ya. Şey olarak söyleyeceğim, abim mesela buluğ çağına gelmiş bir genç çocuk olarak geldi Türkiye'den buraya. Hani Almancası ana dili gibiydi, belirli bir okul seviyesindeydi. Uyum sağlayamadı, okuyamadı mesela Türkiye'de. Türkçe biliyor muydu orada, biliyor muydunuz hocam? Abim bize göre daha iyi biliyordu. Biz tam bir Almancı tabiri vardır ya. Evet. Almancı derler ya. Derler, o evet. tarzda böyle tam oturtturamıyorduk ve bilmediğimiz Türkçe kelimeler de vardı kardeşimle benim. Şimdi bizim Almanya'da bizim sivil gidiyorduk okula. Bir, iki, beslenme saatimiz vardı. Hani böyle sütler falan geliyordu. Burada da süt geliyor. Şimdi daha yeni belki. Şu anda hani orada beslenme şey saatleri var. Denilen biraz dönem var şu anda. Ben kendi kızımdan biliyorum. Derste ama bizim dönemimizde yoktu. Yoktu evet. Sonra ben de vardım. Ders olarak mesela havuza vardım. Gidiyorduk. Havuza gidiyorduk. Mesela orada AVM'ler vardı. İşte yürüyen merdivenler, bir sürü çikolata, şekerleme çeşidi, teknoloji, onları saymıyorum. O yaştaki ruh halinden bahsediyorum. Evet. Yani o ruh haliyle biz şimdi inanılmaz konforlu bir okuldayız iki kardeş. Her türlü şekerlemeyi tatmışık. Evet. İşte bisikletlerimiz var. Televizyonlar tek kanallı değil, renkli. Evet. Yani modern bir şehirdeyiz. Ve evet dediğiniz gibi teknoloji de var. Allah'ım biz küçük bir kasabaya geldik. Yani bakkala İstanbul'da gidiyoruz, tenekeyle bisküvi satıyorlar kiloya. Bunlar 80'li yıllar mı anlatılacak? 80 evet. 80'li yıllar böyle 90'a yaklaşırken 80'li yıllarda 88. gofletler böyle tane tane satılıyor. Aradığımız çikolatalar yok, sakızlar yok, bilmem neler yok. Evet, yani. Yağ kuyruğunu görmemişsiniz Allah'ım. Yağ ve çim kuyruğu yok, zamanında yok, onu görmedik. Ne bileyim sokakta kediler köpekler var, biz çıldırıyoruz yok, evet. böyle seveceğiz onları Avrupa'da diye. Yok, değil mi? Avrupa'da yani Almanya'da bir tane köpek yoktu. Evet, ve biz inanılmaz zor uyum sağladık yani inanılmaz. Çünkü hadi okula başlayacaksınız dediler. Simsiyah gömlek şeyler giydirdiler bize. Önlükler. Şimdi siyah çok seviyorum. O zamanlar siyah bir önlük giydirdiler. Sınıfa gittik. Masalarımız alışık olduğumuz masalar değil. Sınıflar kalabalık. Ders o sistemi farklı. Kişi. İşte biz orada gündelik yediğimiz abur cuburlarımız var. Alışık olduğumuz düzenli eve alınan hiçbiri burada yok. İşte tarla üretimleri vardı o zaman bizim bulunduğumuz kasabada. Nehirler akardı. Biz o nehirlerde yüzerdik kardeşimle. Yani bize o kadar şey geliyor nehir. Bilmem yüzülecek bir şey gibi geliyor. Böyle çok inanılmaz uyum zor sağladık. Almancamızı unuttuk. Hakikaten. Almancamızı unuttuk. Hocam, Türk aksanı halen var. Oturtamadık. Yani o da işte yani annemiz babamız çok maalesef yönlendiremediği için annemize kurban oluruz tüm kardeşler olarak. Bizde inanılmaz büyük bir emeği vardır ama eğitim kadar bize sahip çıkabildi eğitimimizde. Çok yönlendiremedikleri için maalesef böyle Türkçemizde yarım yamalak oldu. Çoğu ortamda da konuşmamdan oldu. Böyle anlarlar ya. Direkt soran var, Almanya'dan mı geliyorsun? Değil, Almanya'nın benim... o kendi o has bu ifin aht şeyi var. Ben Almanca özür dilerim. Oradan geliyor. Öyle bir şey vardır. Sizde de onu hissettim çünkü. Akso filan. Evet, bizim akrabalarımızın çoğu halen yurt dışında. Zaten yani hem amca tarafı hem dayı tarafı Fransa, Almanya filan var. Değil mi? Çok. Öyle babama çok baskı yapmışlar. O dönemde babam hiçbirini dinlememiş. Yani gitme demişler. Şimdi de nasip kısmet. Bir artınız olabilir.
hatırlıyorum. Mersin'in köyüne yetiştiniz. Orası soğuk bir yer ya. Hmm. Bir anda yazlık bir yere girdim. Mersin de Türkiye'nin en sıcak ya, ikinci ili. Ya işte insan ruhu, çocuk da olsan, büyük de olsan her ortama süreç içinde uyum sağlıyor. İnsan bünyesi, evet. İnsan ruhu. Ya şunu geçmek istemiyorum. Bir de benim mesela gittiğim zaman o bilinçaltımı şimdi böyle patlattınız ya. Böyle kırmızı bir bisikletim vardı. Böyle sarı tekerlekli, kırmızı jantlı. BMX'di. O dönemlerin BMX diye bir markası vardı. YouTube'da şimdi sorun olmadığı için söylüyorum marka. Allah'ım kimse de bisiklet yok. Bizi böyle uzaydan gelmişiz gibi bakıyorlar. Anlatamam. Öyle bir havalı oluyoruz ki biz de böyle bisikletimizde dolaşıyoruz filan. Bisiklet satılmıyor o zaman kimsede. Yani o uyum... İstanbul'a da gelmiyor hocam. Yani yok evet bir kasaba, evet küçük bir kasabadaydı. Yani yıllarda daha da şimdi mesela her yerde her şey var ama şimdi her yerde her şey var. Yani evet. Mersin hani o kadar gelişmiş bir yer değil. Hani bir Ankara, İzmir de olabilir ama Mersin yani. Aynen. Kadar yani okulda evet. Havuz olan kısımdan sonra ben zaten kaldım orada. Ya işte orada havuza gidiyorum. Buraya geldik hafta sonları denize gidiyorduk orada da. Denizi çok seviyorum. Sonra deniz çocuğu olduk yani. Herkes sanatçı olmak istediğinde yakın çevresi destek vermez. Sizinkiler ne tepki gösterdi? Ya, nasıl tepkiler aldınız? Ya ben ailenin en asi çocuğu ben. Helal etsin, ben anneme çok çektirdim yani, çok yaramazdım. Burcunuz ne hocam? Boğa. Boğa'da pek yoktur mu? Yoktur ama yükselenim ya da bilmem neyim bilmiyorum ne olduğunu ama boğa olarak özelliklerini taşırım. Ama çok asi bir çocuktum, çok üzdüm annemi. Böyle yaramazdım, kıyameti kopardı, kimseyi dinlemezdim. Dik başlıydım. Şimdi ben o dönemler... Hep hayal ederdim. Yani böyle iki tarafı dağlı bir yerdeydik. O dağların arkasında acaba neler var? Merak ederdim. Yani 18 yaşına kadar çıkamamışık. Yani ben etrafımda söylerim. Küçük bir kasabada büyümek gerçekten kıymetli bir şey. Şanslı bir şey. Çünkü genç beyinken çok hayal kurabiliyorsun. Elinde bir şey olmadığı için... Yani ruhun daha duru büyüyor, daha yıpranmamış büyüyor. Tabii. Yani onun faydasını gördüm. Masumluk, saflık. Masumluk, saflık daha önde oluyor. Onun avantajını yaşadım. Her zaman da hissettim bunu. Şimdi hep hayal ederdim arkalarda ne var diye. Ben biraz kaçtım bulunduğumuz yerde. Çünkü artık bir şeyin yetmediğini fark ettim ben orada ve o genç kafayla etrafıma şöyle demiştim. Ben hani ömrümü burada bitirmeyeceğim. Kaderimi kendim yazacağım demiştim. Ne kadar iddialı koyumuz konuşmuşsam. Doğru. Yani evet yani ben... Çünkü herkes orada büyüyüp gidiyordu. Üniversite kazananlar da gidiyordu. Çoğu da gelmiyordu. Ben de üniversite kazanamadım. İyi bir öğrenci değildim. Ama sosyal faaliyetlerde hep beni görüyorlardı okulda. İşte bando, folklor, tiyatro... Resim sergisi, bilmem ne. Derslere gelince zayıf. Dersler bir ölçüt değil işte. Ya işte evet şey yok. Doğru yönlendirilmek evet. Gerekiyor yeteneğine göre. Sonra babam vefat etti, 18 yaşlarındayım. Ve ben o dönem işte sınava gittiğim için Antalya'ya. Antalya aşık oldum. Yani çok gider gitmez. Halen aşığım. Eğer hani ömrüm yeter, emeklilik dönemlerimi yaşarsam Antalya'da ailemle birlikte ömrümü tüketip çocuklarımı orada yetiştirmek istiyorum.
İnşallah bunu da gerçekleştiririm gerçekten bir gün. Gerçekten güzel bir şey var. Yani Antalya'ya geldim ben televizyonlar araştırdım. Yani baktım aa yerel kanallar falan var. Yani demek ki böyle bir şeyler daha varmış. Evet. Ve ben geri döndüm. Anne dedim ben Antalya'ya gidiyorum. Dayım da o zaman dayım halen annemin yanındadır. Yani dayımın hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Üç kardeş. Dayım, annem, babam olmadığı için oraya da geleceğim. Şimdi konuyu değiştirmeyeyim. Ben gidiyorum dedim Antalya dayımın yanına. Dayı tamam dedi, git dedi yani. Orada da kalmak istemiyorum. İşte annemden zar zor izin aldım. Beni durduramayacağını biliyor zaten. Yani gittim. Yani benim, işte o zamanlar ben küçük kasabada radyoda çalışıyorum, program yapıyorum. Biliyor yani sığmıyorum kabuğuma. Gazete çıkartıyorum. Mizah dergisi çıkartıyoruz küçük kasabada. Yani bayiye gider fotokopiyle evet. Çoğaltıp bunları satar mısınız filan derdi. İyi biliyorum. Anlatabiliyorum. Üretmek ihtiyacı. Yani yetmiyor yani ve üretemiyorum ya. Ben gittim Antalya televizyona gireceğim. Hani herkes de Kayhan Başoğlu'nu bekliyor. İki tane yerel kanal var. Herkes beni bekliyor sanki. Kayhan buyur geldim başla. Ben dedim ben gidiyorum televizyonlarla iletişime gireceğim. Ve hani ve bir gün yönetmen, sinema yönetmeni olacağım ve kameramanlıkla başlayacağım diye 18-17 yaşlarında o bilinçle televizyonlara müracaat ettim. Ama hiçbiri almadı. Dediler sen kimsin? Onların umurunda mı? 17 yaşında bir çocuk yani. Gelmiş. Hadi şey ama yapalım. Ama bilinçle yapmak tabii güzel bir şey. Ama özgüveniniz de ya o zaman inanmak. O zaman evet, inanılmaz o özgüvenden çok belki inanmak. De bir sinek de öldürmeyelim. Müptela evet. Oldu bana. Yani özgüvenden çok şey vardı aslında. Tutku. Farkındalık da yükselmiş. Evet tutku vardı yani. Çok tutku evet. Vardı. Aa, evet o varsızdı o yüksek. Sonra sevgili arkadaşlar ben dayımın oteline başladım. Dayım dedi ki. Sevgili Kayhan, gel çalıştığım otele başla. Hepimiz bir böyle sinekli. Şu an çok kötü trolledi yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Ben iki tane kısa film çektim. İki tane kısa filmde de kameranın önünde sinek geçer. Arkadaşlar çekerken var bir kere verdik ve şimdi yine bir sinek çıktı karşımıza. Sinek iyi insanları çok sever. Nazar öyle yani, bir şey evet, yani. Çok iyi insanları daha çok severmiş. Çok benim şimdi evdeki kedi olsaydı, seninki de olsaydı ay. Bu sineğin peşindelerdi. Çıldırıyorlar sinek için. Bir perdeye tırmandı da ben sineği kurtarmadım. Bizimki böyle deli gibi hemen saldırıyor. Çıldırıyor. Ben otele başladım garson olarak. İşte boş tabaklar falan topluyorum wow. Böyle müşterilerin önünde. Ama kendi kendime diyorum ki kabullenemiyorum yani. Ya diyorum yok ben hani bu mesleği yapmamalıyım. Ben bir şey istiyorum onu yapmalıyım. Zorluyorum yani. İçim sığmıyor. Otelin karşısında çalıştığım otelin karşısında şey vardı. Postane. O zaman cep telefonu falan bir şey yok. Telefon ulaşıyoruz herkese. Abi ben işte öğle yemeklerinde gidiyordum. Öğle yemeğini yemiyordum. Sivil kıyafetimi giyiyordum. Resmi kıyafetle çıkmak yasaktı otelden. Otele, postaneye gidiyordum, televizyon arıyordum. Müracaatım ne oldu? Artık görüştüğüm kameraman şefi Atalay abi, selamlar olsun buradan. Selamlar. Artık kendini yok dedirttiriyordu. Ya ben bir gün, iki gün, üç gün, her gün ısrarla gidiyorum. Dört gün, o kadar yüzsüzleştim ki. 5 gün, 6 gün derken 15. gün evdeyim. Off günüm. Böyle dayımın da eşyası yok o zaman. Otelde tek başına çalışıyor. Bir odadayım böyle. Yani telefona bakıyorum. Telefon bana bakıyor. Ben telefona bakıyorum. Umudum kırılmış artık. Dedim son kez bir arayayım. Aradım. Atalay abi çıktı. Ya dedi lanet olsun gel hadi gel yarın başla dedi mesai artık. Pazar mıydı cumartesi mi? Yani ben telefonu kapattım. Yani Atalay abi için basit bir geldi ama benim için çok önemli bir geldi. Ben otele bile uğramadım bir daha. Dayım diyor ki gel imza atman lazım, çıkış yapman lazım, prosedürler var, paranı al. Bir daha uğramadım büyük heyecanla gittim. 2 sene sırf işte şeflerimin elektrik faturalarını, kameraların tozlarını, kameranın kablolarını... Ustalarımla birlikte işte kameralarını taşıyıp, tripodları taşıyıp onların yanında gezmelerle
başladım. Yani kamera asistanlığı yaptım, inanılmaz da keyif aldım. İşte canlı yayınlar oluyordu bilmem ne. Orada kameranın arkasında işte gelen konukları sunucuya bakarken, çeken arkadaşlara bakarken orada o hissiyat içimde doğuyordu. Ya evet Kayhan, doğru yerdesin. Olman gerektiği yerdesin hissiyatı yapıp onları izliyordum. O şekilde bir maceraya başladık. Müthiş bir macera olmuş. Ama işte bu insanın kararlı olmasıyla alakalı bir şey değil mi hocam? Yeterli. Ya, sanat. Yani şimdi evet kararlılıkla ilgili de ben o dönem herhalde karar mekanizmamdan çok tutkum daha ağır bastığını hissediyorum. Yani o tutku beni çok tetikledi diye düşünüyorum. Yoksa hani ben o dönemler çok şey tüm her şeydeydim ama birey olarak kendimin içime kapanık bir çocuktum. Yani arkadaş grubunda da yani. Mesela hani kendimi çok böyle şahsi ifade edemezdim. Böyle atılgan, hop hadi ben de gideyim, hop ben yapayımdan çok tutkum daha ağır bastı gibi hissediyorum. Yani ama karar olayı evet, ne yapmak istediğimi çok iyi biliyordum. Aslında önemli şey. Yani karar olarak onu diyorsan evet dostum yani. Yapmak istediğimi gerçekten çok inanıyordum, istiyordum. Ve işte o dönem ATV diye uluslararası yayın yapan bir kanala başladım. Binamızın binamızın altında da televizyon sahibinin sinema salonu vardı. Ve personel de oradan bedava film izleyebiliyordu. Orada deli gibi filmler de izliyordum ve ne kadar tesadüftür ki Antalya Üniversite sınavına gittiğim zaman ilk sinema salonu tanıştığım yer. Bizim şimdi sinema aşkıyla yanıyoruz ya. Bak, yerel bir kanalda işte VIP TV'di o zaman Antalya'da. İnanılmaz deneyimler, inanılmaz dostluklar kazandım orada. Muazzam tecrübeler kazandım. Orada da çok kıymetli üstadlarımız, ustalarımız da vardı. Halen de hayatımın içinde olan, ailemin içinde olan arkadaşlarımız var. Şimdi orada bir skeç programı yapıyorduk. Bu olacak o kadar tadında. O kalitede olmasa bile kendimiz de oynuyorduk. Şimdi hayatımızda hiç daha sinema seti görmemişim. Hayatımda senaryo görmemişim. Cesarete bak. Hayatımda set nasıl olur, nasıl yönetmenlik yapılır bilmiyoruz. Kısa film çekmeye karar verdik. O zaman halen teknoloji yok yani. Şey yok, yine doğru düzgün kimseye ulaşamıyoruz. İnternet, Google var ama Google'u nasıl kullanacağımızı 2000'lerin bilmiyoruz. Başı falan. Evet evet. 2000 yılların başı. Özür dilerim. Biz kısa film çekmeye karar verdik. Çektiğimiz kamera VHS, kaset. İşte şimdi televizyonda çalıştığımız için de hani imkanlarımız daha konforlu. İşte ambulans getirtirebiliyoruz, polisler getirtirebiliyoruz, bilmem ne yaptırabiliyoruz. Yani destek oluyorlar, televizyondaki müdürlerimizden bağlantılarla rica ediyoruz filan. Böyle para harcamadan bir film çektik. Senaryo yazdık. Şimdi Altın Portakal'a katılacağız kısa film festivaline. Biz de Antalya'da film yapıyoruz ya. Ya gençlik işte, hepimiz o zaman inanılmaz toyuz. Abi biz filmi kurguladık. Çok güzel film oldu diyoruz. Birbirimize gaza getiriyoruz. Çok güzel oldu diyoruz. Etrafımızdakiler de bizi inandırıyor güzel oldu diye. Filmi kurguladık. Film 1 saat. 1,5 saat filan. Kısa film mi? Kısa film. Nasıl kısa film? Anlatabiliyor muyum? Ya dedim biz ne yapacağız dedik yani. Allah Allah. Biz ne yapacağız dedik, bu kısa film yarışmaya da katılmamız lazım. Yani 1 saat filandı. Vallahi şey olur ya, makara yapıyor gibi yani, jüri de. 1 saat filandı, 1,5 saat değil de 1 saatte herhalde. Ama kısa film diye çektik biz. 20 dakika falan, 10 dakika. Allah'ım, izliyoruz şeye bakıyoruz maddelere. İşte 30 dakikaya geçemez. Bilmem ne. Abi biz oradan at. Korku filmi çektik. Hep korku filmi hayatımda yani. Var yani. Senaryoda bir arkadaş yazmıştı. Dedi korku filmi yapalım. Hayatımda bir şekilde hep korku. Yani ilk o yıllarda ilk, 90'lar biliyorsunuz, furyalar yani. Evet evet. Aynen, Parlament Sinema Kulübü. Ben hatırlıyorum onu. Ben de biraz eskiyim. Ama güzel yani. İlk kısa film korku filmim. İlk sinema filmim korku filmim. Korku filmi bir şekilde hayatımı hep buluyor.
Ne? Hayır, neyse biz bunu şey yaptık. Oradan görüntü at, buradan görüntü at. Biz kalmadık. Şey tecrübesi de yok ki. Ama o yaşlarıma dönersem biz muhteşemiz. Hani muazzam iş yaptık. Sesi yok, evet. Orayı da attık, burayı da attık. Bilmem ne, yarım saate düşürdük. İzliyoruz. Diyoruz, harika oldu. Süper oldu değil mi? Evet. Abi kesin biz birinciyiz. Bu gözle bakıyoruz yani. Birinciyiz biz de. Bir de şimdi Altın Portakal Kısa Film Festivali'nde o dönemler halen var mı bilmiyorum. Bir ön gösterimi olan kısa filmler vardı. Seçkiye alınıp yarışmaya almadıkları beğenip bir de beğenip yarışmaya koydukları bölüm vardı. Her sene ben gider deli gibi takip ederdim. Abi biz verdik, filmi izliyoruz ama biz de bir şey anlamıyoruz. Yarım saate düşmüş ya ama o anki aklımızda muhteşem bir iş yaptık diye görüyoruz biz. Abi verdik. Bir gün geçti, haber yok. İki gün geçti, haber yok. Üç gün geçti, haber yok. Biz birinciyiz, öyle görüyoruz. Birinci olacağız. Aradım en sonunda. Dedim ki, merhabalar, biz müracaat etmiştik. Ne oldu? Maalesef alamadık dediler. Allah Allah dedim. Bir şey böyle bir sıcak su başımdan aşağı böyle heyyerin bir şey kaynar su. Kaynar su döküldü. Dedim peki ön gösterime dedim. Yok ön gösterime de uygun görülmedi dedim. Kapattım telefonu. Şimdi benim için inanılmaz çok güzel bir tecrübe oldu mesela o. Hayatımda hiçbir şey görmeden deneyip yaptım ama şimdiki tecrübemle bu yaşımda açıp baktığım zaman gülüp ne cesaretle yapmışım dediğim çok saçma buldum. Kısa Allah bu bıçak seni saplayacağım mı yaşadık ya. Flaş TV oyunculuğu bakacağım. Ya ilk kısa film tecrübem böyledir. Yani o büyük tutkuyla yaptığımız ve yanıldığımız. Bunu paylaşmak istedim böyle kısa film muhakkak. Bu arada burada Flaş TV'yi özür diliyoruz. Antora'yı da anlatıyorum. Yeni yayın bölümü falan verin. Evet, hayırlı olsun. Ya, sorma. Süper bir programla. Tamam. Evet, sorularınız evet. Varsa yine. Peki İstanbul'a geliş hikayesi var Antalya'dan sonra. Senaryo yazma fikri de bu dönemde oldu sanıyorum değil mi? Yok, hayır. Daha öncesinde mi başladı? Ben 40 yaşında karar verdim senaryo yazmaya. Şeyin yani filmi size ait senaryo olarak. Bana ait. İlk kez tabii ülkemiz adına da gurur verici bir gelişme bu. Yabancı bir yapımcı şirket bunu üstlendi ve siz senaryosunu yazdınız. Bu filmi yazarken neyden esinlendiniz mesela bu filmle alakalı? Bu arada 47, siz 41 yani bir yıl önce 41. Yazdınız. Evet, 45 yaşındayım şu anda. Tamam, 76'lıyım. Yaşlanmayı seviyorum, yaşımı seviyorum. nice yaşlar oluyor. Hep evet. Beraber. Evet. Yani yaşlanmaktan korkan bir adam değilim, yaş almaktan diyeyim. Daha yaşlı değilim. Yok, evet. En verimli yıllarımız bu jenerasyonda, bu yaşlarda olan 40-45 arasında olanlar en verim göstereceği yıllar, deneyimlerini sunabilecekleri. Aynen o fikirdeyim ben de. Valla Antalya'da işte bu denemeler her şey bitince annem de kardeşim de Antalya'ya taşındı. Artık bir düzen kurduk. Kaç senedir oradayız. Anne ben İstanbul'a gidiyorum dedim. Yine mi dedi. Yani anne burası da bitti benim için dedim yani. Ben hani İstanbul'a geldim, Antalya giderken kimseyi tanımadığım gibi buraya gelirken de kimseyi tanımıyordum. Çok zorluklar çektim burada ama uzun uzun şimdi Yeşilçam tadında anlatmayayım. Yani böyle çok zor bir süreçti. Yani burada tutunmak için yani 5 kez falan denemişimdir herhalde. 4-5 kez gittim geldim gittim olmadı geldim gittim geldim gittim geldim bilmem ne. En sonunda hani bir şekilde fark ettirebildim kendimi, bir şekilde doğru insanlarla tanışabildim, bir şekilde de yaptıklarımı dikkat çektirebildim ve o şekilde yaşamaya başladım. Yani İstanbul'da tutunup yaşamak ayrı bir dert, o dönemler için söylüyorum, yine yeni gelenler için de öyledir. Çünkü yani mesleğinle ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken bir taraftan da İstanbul'da tutunmaya çalışıyorsun. Yani ben ilk İstanbul'a indiğim zaman abartmıyorum, midem bulandı, başım döndü. Kalabalıkta. Hayatımda ben öyle bir kalabalık görmemiştim. Hala öyle ama.
Şimdi bu kalabalığa alıştık yani. Şimdi Antalya gidiyorum, inanılmaz sakin geliyor bana. Evet. Köy gibi geliyor. Ailem orada olduğu için. Beni şu an biz Anadolu yakasında oturuyorum. Avrupa yakasında büyüdüm. O bile fark ettiriyor. Yani kardeşim Anadolu yakasında oturuyor mesela. Evet. Buraya geldi. Ya dedi burası ne kadar kalabalık. Ya dedi ben dedi burada yapamam dedi. Yıllardır orada oturuyor. Sonra şimdi burada hani yine uzun ayrı bir hikaye. Onu da hani şimdi zamanınızı almama adına anlatmayayım. Senaryo kısmına geleyim. Hı hı. O birinci partı cevaplamış oldum İstanbul olayını. Orada tabii doğru reçeteler dediğiniz kısımla alakalı tam bir belirsizliğim var. Hani dediniz ya doğru insanlarla tanışmak. Bunlar için hani ne gibi bir girişiminiz oldu merak ettim açıkçası. Ben de genç bir sinema yapmak isteyen ileride birisi olarak. Ya benim mücadelem ve örneğim şimdi ne gibi doğru adımlar? Şimdiki dönem için yanlış örnek olur. Geçerli belki de değil. O dönem için geçerli örneklerdi. Yani şimdi mesela hani bizim o dönemimizde çok sahtekar yapımcılar vardı. Yani yine bu dönemde de var ama çok insan sömürüsü vardı. Şimdi hani yüzde oranı o zaman daha fazlaydı doğru olmayan insan. Ama şimdi yüzde oranı bu dönemde daha doğru insanlar var. Daha genel kültürü, daha ahlaklı, daha düzgün adamlar daha fazla artık. Hani tanışacağınız insanlar daha doğru olma ihtimali bizim dönemimize göre daha fazla. İki, bizim dönemimizde az adam vardı. Evet, ulaşabileceğin. Yani pasta böyle birkaç kişinin altındaydı. Şimdi çok daha fazla insan var. Yine belli kişiler pastadan faydalanıyor ama yine pastanın işte birkaç diliminden de ne bileyim başka kısımlar çikolatasından bilmem neyinden de faydalanan ve iyi de ilerleyen bir sürü yapımcı var. Bunun hani program yapımcısı var, reklam yapımcısı var. Bir de çok hızlı tüketen bir sektör tabii. İhtiyaç inanılmaz tüketiyor. O yüzden çok fazla oluyor. Saatler işte. Evet. Sahibi. Dizi senaryosu hiç düşündünüz mü? Dizi var senaryosu mı? Yazamam. Yönetmenliği ya da. Şimdi ileride. Şu ikinci ileride var. İstiyorum. İstiyorum. Bu ne zaman yayınlanacak mesela? Bu pazar olabilir. Bu pazar tarafında. Pazar %90. Yani hay o zaman şöyle, bu soruya o yüzden sordum ne zaman yayınlanacak diye. Yani bir yani hayatımla ilgili, mesleğimle ilgili bu dizi sektörüne girmek istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Hani bununla ilgili de adımlarım başladı. Şimdi sonuçlarını bekliyorum. Sonuçları da olumlu. Bayağı heyecan verici. Olumlu olmasına dair güzel gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Şu anda senaryo var biliyorsunuz. Herkes işte ya işte bir psikiyatristin hikayeleri alınıyor ya işte Kore dizileri alınıyor vesaire. Yönetmen olarak ama ben senaryo olarak hayır, değil. Hayır yönetmen olarak. Ben senarist değilim. Yani ben senaryo yazmam da şöyle başladı. Hani diğer sorularına cevaplayayım eğer iznin olursa. Senaryo ben 40 yaşında falan yazmaya başladım. 40 yaşında yazmaya başladım. Sebebi de şu. 40 yaşına kadar kısa filmler yazıyordum. Ama 40 yaşına kadar senaryo yazma hissiyatı, dolgunluğu içimde hiç hissetmedim. Cesaret edemedim. Ama kafamda birçok hikaye vardı. Bunu senarist arkadaşlarıma söyleyip, rica edip beni kırmayacak çevreme söylüyordum, paylaşıyordum. Çıkanlar da benim kafamdaki dünya olmuyordu. 40 yaşlarında yine kafamda bazı hikayeler varken böyle bir dürtü, ya yaz dedi içimden bir dürtü. Ve birden klavyenin karşısında, bilgisayarda, laptopta yazmaya başladım. O bitti, sonra ikinci senaryomu yazdım, o bitti, üçüncü senaryomu yazdım derken artık kafamda bir sisteme oturtturdum. Yani artık bir dilimin olduğunu fark ettim. Bir dil oturtturdum. Çevremde de hani bu konuda deneyimli üstadlar olsun, çok yakın arkadaşlarım olsun. Onların da şeylerini, yorumlarını alıp doğru yolda olduğumu hissettim. Ama ben senarist değilim.
ben başkasına senaryo yazamam. Bana hani işte projeler yaz derlerse yazamam. Ben senarist değilim. Ben çekeceğim filmleri yazıyorum. Yani kendim için senaryo yazıyorum. Hı. Yönetmen olarak başkalarının senaryosunu da çekerim. Hı. Ama anlatmak istediğim, masal anlatmak istediğim, meddalık yapmak istediğim hikayelerim var. Duygular var. Onları ulaştırmak istediğim için böyle bir şeyin çabasına girdim. Bir tane senaryomu yazdım, bir senaryo hayata geçirme fırsatım oldu. Dediğim gibi yurt dışında bir yapım şirketine verdik. Kendileri de daha doğrusu biraz kısmet diyelim. Yani onlar gördü, beğendi, iletişime geçtiler. Sonra da hayata geçirdik. Bu senaryo hiç bir yerden esinlenmedim. O anda tamamen yaratılan bir şey. Ya evet, o an yani ben de senaryo şöyle başlıyor. Kafamda yönetmen olarak bir sahne canlanıyor. Anlatamıyorum. Bir söz sonra mı geliyor yani? Evet. Önce hayali, sonra aynen, sözü. Hayali, sahne canlanıyor. Evet. O sahneyi düşünürken kendimi demliyorum. Affedersiniz, lavaboda uyurken, yemek yerken, otobüsün içinde, bilmem ne. Önce bir kurgu. Kurgu. Filmi aynen bitiriyorum kafamda, izliyorum. Bir sahne bir sahneyi tetikliyor, bir sahneyi tetikliyor. O şekilde filmi kafamda oturtuyorum artık. Yani bütün her şey oturuyor. Sonra, yani benim çalışma sistemim böyle. Doğru tabii. Sonra... Sözler daha kalıcı ve vurucu belki de oluyor. Aynen. Çünkü o kişi onu oynuyor. Sonra kafam, evet aynen öyle. Sonra kafamdaki karakterlerin, filmdeki yer alacak karakterlerin doğduğu yerden, okuduğu okul adına kadar, kullandığı parfüme kadar yazıyorum. Ama bunu kimseyle paylaşmıyorum. Kendim için yazıyorum. Ha. Sebebi de şu. Siz tanımak için yazıyorsunuz. Ben tanımak için. Evet. Bu adam ya da bu kadın nasıl davranır, nasıl oturur, nasıl giyinir, nasıl konuşur. Yani bir hayat kuruyorum ona. Doğduğundan senaryodaki yaşına kadar. Ama bu sadece sizde kalıyor. Bu bende. Kimseyle zaten paylaşmıyorum. Zaten sunulacak tabii. Nitelikte de değil. Çünkü uzun sayfalar oluyor. Yani heyecanı, oyuncudaki heyecan tabii hem, azaltır. Hem o hem de şey abartılı bir sayfalar tabii, oluyor. Yani tabii. 20 sayfa, 30 sayfa yazdım sayfalar var bir karakter için. Hani babasıyla annesiyle ilişkisini bile yazıyorum. Ki o kadar iyi tanıyıp senaryo yazımına geçiyorum. O karakteri çok iyi tanıyorum artık. Hani kardeşim gibi, eşim gibi, en samimi arkadaşım gibi huyunu, suyunu, zevkini, her şeyini bilip kaleme almaya başlıyorum. Ondan sonra bir şekilde senaryo geliyor. Ama mesela hiçbir zaman, o yüzden senarist değilim. Hiçbir zaman ya sipariş alamam. Böyle arka arkaya bir gün tık 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 yazmıyorum. İki sayfa yazıyorum. Üçüncü sahneyi, mesela birinci sahneyi yazdım, ikinci sahneyi yazdım, üçüncü sahneyi yazacağım. İnanmıyorum. Gidiyorum, yatıyorum, düşünüyorum, kalkıyorum. Bazen bu 5 gün oldu sürüyor, bazen de 2 gün oldu sürüyor. Hah, tamam diyorum. Bu. Onu hissediyorum, oturuyorum, tekrar yazıyorum o sahneyi. Yani bazen bir senaryo, mesela bir senaryo yazdım, aralıklı böyle sahneleri böyle hissederek yazdığım bir senaryom var. 3 ayda bitirdim. Mesela bu sattığım filmi de, gerilim filmini de 1,5 ayda bitirdim. O hani bana deselerdi, yani korku filmi çeker misin? Çekmezdim. Yaz deselerdi yazmazdım. O kadar mı sevmiyorsun? Sevmiyorum değil. Çok ilgi alanım değildi. Ve ben hayatımda hiç korku filmi izlemedim. Gerçekten mi? Evet. Aa. Yani eşim korku filmi severdi. Ben de istemiyorum aslında. Ben yani. Severim. Biz yani hayatımız yeteri kadar korkutucu. Yani şöyle ya bir de üstüne ama onu sizin dediğinizde kendim olabilir. Bir bağ kurdum. Daha 20'lerin başındayken yani izlemediğim resmen korku filmi kalmamıştı. Ama şimdilerde daha fazla gerildiğimi, o kadar cesaret edemediğimi fark ediyorum. Belki de dediğim şey yaşlılarla ben yaşını geçtikten sonra. Gençken de bu M Sokak Kabusları evet, falan onları hep izlediğimi hatırlıyorum ama hani böyle artık bilincimin oturup böyle seçme
hissiyatım olduğu dönemlerde hiç korku filmi izlemedim. Sonra eşim derdi ki, hem flört dönemimizde hem affedersiniz hem flört dönemimizde hem evlendikten sonra çocukların sesi geliyor mudur sizce? Eşim derdi ki hem flört dönemimizde hem evlendikten sonra, aile kurduktan sonra korku filmi izleyelim. Ben de her defasında ya ne gerek var, beynimizi niye kirleteceğiz derdim. Beynimizi kirletmeye gerek yok derdim. Yani bu senaryo ben korku filmi izlemeden yazdım. Bu gerilim filmi, korku ögelerine dayalı gerilim filmi aslında. Korku filmi yani değil. İkinci çektiğim film. Aslında izlemeyi de gerektirmiyor bir yerde tabii, değil mi? Evet. Hayal ettim. Zaten o korku hissine sahip bir insan. Belki işte evet. Izleme. Aynen. Aynen doğru söylüyorsun. Ben de yeni keşfediyorum bugünlerde bunları. Yani bir şey gibi denk hocam. Mesela bir aşk filmi çekiyorsun ama hiç aşık olmamış. Evet. Sizi de çekebiliyor. Çekebiliyor. Bir yönetmen ama olarak aç. Oyunculardan en çok beklediğiniz şey nedir? Doğallık mı? İşte rolünü tamamıyla hakkını vermek mi? Yoksa bu duyguya girmek diye yıllardır çözülemeyen bir konu var ya. Sizin en önemsediğiniz konu nedir? Yani oyuncunuzun, yani sizin yönettiğiniz bir projenin oyuncusundaki en önemli doneler neler? Ya şimdi benim çekim esnasında eğer çekim şartların getirdiği kısıtlama, zaman sorunu yoksa bir oyuncumla o sahneyi çekeceğimiz zaman oyuncumla bir ön görüşme yapıyorum zaten. Kafamdaki dünyayı, hissiyatı, duyguyu anlatıyorum. Oyuncunumu da dinlemeyi seviyorum. Onun kafasındaki şeyi. O şekilde oyuna geçiriyoruz. Sahneyi canlandırıyoruz. Ama daha çok doğal oyunculuğu almayı ve o yönde ilerlemeyi, hayata geçirmeyi daha çok seviyorum ve beni daha çok taciz ediyor doğal oyunculuk. Ben hani ileri dönük çok plan yapan bir adam değilim. Artık yapmamayı öğrendim. Planlar yapıp gerçekleştiremediği zaman insan için hayal kırıklığı oluyor. O an yaşadığım, yani yaptığım işi, huzurunu, keyfini ve mutluluğunu yaşayarak, kendimi vererek yapıyorum. Başarılı işler zaten başka işleri de getirecektir. Tabii. Şunun için söyledim bunu. İlerisi için öyle bir an yaşarsam, burada sözümü veriyorum bir arkadaş olarak, o anı yaşayacağız beraber. Eğer öyle bir iş, proje, başka bir şey denk gelirse, galadır, dizi projesidir, başkadır. Yani yol hikayemde böyle bir şeylerle karşılaşırsam, böyle bir anı her ikinizle de yaşamaktan inanılmaz zevk alırım. Tekrar başka şeyler konuşuruz.